Teşekkürler. Hayat nasıl gidiyor? İyi ya. Emekli misin? Tabii. Ne kadar maaş? 23. Eski emeklilerden siz, doğru mu? Eski tabii. Peki bu yeni maaşlara ne diyorsunuz, 12 bin liraya? Yapacak bir şey yok, normaldir. Teşekkür. Biliyorsunuz bir ay önce elektriğe, dün de doğalgazı zam geldi. İkisi de %38. Ama duydunuz mu? Şimdi duydum yani. Hayır. Nasıl hissettiniz? Yani kötü. Ben tek anneyim yani. O yüzden tabii ki zor. Kiralar da zam olduğu için, her şey zam olduğu için zor. Geçim zor yani. Bilmiyorum bu maaşlarla nasıl ev geçindireceğiz, nasıl hayat sürdüreceğiz bilmiyorum artık. Bu önümüzdeki kış doğalgazınız eğer 1000 lira geliyorsa, bu kış 1380 gelecek. Yani bilmiyoruz artık nerelerde yatacağız, evlerden dışarıda olacağız artık. Yani nasıl ısınacağız bilmiyorum, her şey zam zam. Bilmiyorum, Allah yardımcımız olsun yani. Peki sizce bu ekonominin sorumlusu kim? Yani bizim başımızdakiler yani. Daha iyi olabilir miydik doğru politika yürütülse? Tabii daha iyi olabilirdik tabii. Sizin fikriniz var mı? Şunu şunu yapsalardı daha iyi olurdu. Ya da bunu yapsalar ya bu, daha iyi olurdu. Zaten şimdi ilk başta zaten zamlar başladıktan sonra hedef alındı. Yani bazı şeylerde zaten görüne isim vermek istemiyorum. Hani seçimlerde o yüzden böyle oldu. Şimdi tekrar hani başımızdaki zaten başkanımız da her şeye zam yaptı. Bilmiyorum yani. Önümüzdeki seçimde Abbas Yolcu mu sizce? Bence öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor yani. Siz geçmişte... Kiraları da çünkü yapmış şu anda. Kiralar da yüksekmiş. Tabii ki. %25 kalkmış. Kalkmış. Siz geçmişte hiç oy verdiniz mi AK Parti'ye? Verdim. Peki o zaman ne düşünüyordunuz? Şimdi ne düşünüyorsunuz? Ya şimdiki düşüncelerimiz tabii herkesin, biz de AK Partiliyiz ama yani herkes, düşünceler değişti, oylar değişti yani. Önümüzdeki seçimde oy gene değişik yok. Bu sene vermedim, o sene de vermem herhalde. Peki genel hayat nasıl gidiyor? Sosyal hayatınız nasıl? Mutlu musunuz burada yaşamak? Yani bu ekonomide yani zorlanıyoruz. Hani işçi olarak belki yurt dışına gidelim diyoruz ama Türkiye'de yaşamak zorlanıyor bize. Artık yurt dışındaki ülkeler de kolay kolay vize vermiyor Türk vatandaşı. İşte vermediği için sorun da yaşıyoruz. Hani benim engelli çocuğum olduğu için belki olabilir diyorlar da bilmiyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum bakalım. Bir şansınızı umarım olur. Tamam. Teşekkür ederim ben. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim kızım. Emekli misin? Emekliyim. Yeni yapılan zam hakkında ne düşünüyorsun? Hiç memnun değilim. Kaç para alıyorsun sen? Hiç memnun. 18.700 lira alıyorum. Sana ne kadar zam geldi bu son yapılan zamla? Ne kadar alıyordun? Ne kadar oldu? %23, 74 zam verdiler bana. Geçinebiliyor musun? Çok geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz. Ki evimiz de kiralık değil yani. Kendi evim yine de geçinemiyorum. Kendi evimde geçinemiyorum. Geçinemiyorum. Peki, çok zor. Kira olsaydı geçinebilir miyim? Kira olsaydı hiç geçinemezdim. Hiç geçinemezdik yani. Sen ne kadar zam bekliyordun bu son zamda? En azından %40-%50 beklerdim yani. Amcacığım peki sence bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu devlet. Devlet mi, hükümet mi? Onun ayrımını hükümet, yapayım. Hükümet. Hükümet. Peki erken seçim ister misin olsa? Erken seçim olsa iyi olur. İyi olur. Defolsun gitsinler ya. Başkaları gelsin. Sen bu hükümete hiç oy verdin mi geçmişte? Hiç vermedim. Vermem de. Neden peki? Öyle CHP'ye verdim ben. Anladım. Peki neden AK Parti'ye hiç oy vermedin? Vermedim, memnun değilim çünkü. Hmm. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İyi günler. Güzel gidiyor, çok iyi. Memnun musunuz bu ülkede yaşamaktan? Yani, memnunum sayılır. Neden? Yani? Yani, çünkü düzen yok. Bilmiyorum. Yani siz ben... emekli misiniz bu arada? Çalışıyor. Yok, ben çalışmıyorum, hiç çalışmadım, ev hanımıyım. Eşiniz mi çalışıyor? Eşim çalışıyor. Hala çalışıyor mu? Hala çalışıyor. Devam ediyor. Peki, kendi işimiz. Ekonomik şartlarınız nasıl? Bireysel olarak. Yani şu an için iyi. Orta. Yani ülkenin ekonomik şartlarına kıyasla. Ne düşünüyorsun? Yani ülkenin ekonomik şartlarına kıyasla biraz tabii ki. Yani bilmiyorum.
Ya ben yurt dışına da gidip geldim. Şimdi orayı bakarak burası biraz daha yani daha modernleşmemiş diyorum yani. Öyle. Bir hayal edin peki. Eşiniz emekli. Hı hı. Türkiye'den emekli oldu. Kök maaş uygulamasıyla şu an sadece 12.500 lira alıyor. Geçinemeyiz. Ve evinizde kira. Geçinemeyiz. Yani. Nasıl yaşardınız sizce? Yani nasıl yaşardık? Evden dışarı çıkmazdık herhalde. Sosyal yaşantımız olmazdı. Yani şimdiki gibi hani bir yerlere gidip gelemezdim. Yani şimdi ne bileyim canım istedim bir kafeye gidiyorum mesela. Eşim çalışıyor hala çünkü. O yüzden hani bir de emeklisi de var. Hem çalışıyor hem emeklisi var. Hani bu şekilde yine bir yerlere gidebiliyoruz ama öyle, o tarz bir şey olsaydı gidemezdim tabii sizce ki. Evde otururdum. Mevcut şartların sorumlusu kim? Kim? Tabii ki tabii ki yönetim diyeyim. Yani değişmelerini ister misin? Yani evet isterim tabii ki. Peki geçmişte hiç AK Parti'ye oy verdin mi? Verdim. Vermedim değil yani. Ama ilk başlarda hani bu kadar değildi. Yani ilk başlarda daha umut vaat ediyordu. Daha iyiydi. Yani gitgide biraz daha düşmeye başladı. Yani o yüzden biraz peki, sıkıntı. Peki fikrinizi değiştiren en spesifik o objeyi sorsam. Yani en net ne değişti fikrinizi? İşte şundan sonra fikrim değişti benim dediğiniz bir şey var mı? Yani bir iki, üç sene öncesine, yani üç sene mi diyeyim, dört sene öncesine kadar iyiydi. Ondan sonra ama hayat şartları daha düşmeye başladı. Ekonomik olarak bütün şeyler düşmeye başladı. İş konusunda herkes bir sıkıntıda. Yani çünkü hani şey yok, yani iş yok diyeyim. Sizin öyle. Sizin fikrinizi ekonomi değişti. Ekonomi değiştirdi birazcık yani. Evet, yani. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Ben teşekkür ederim. Ne diyeyim yani? Allah devlete zeval vermesin. Tam devlete zeval vermesin de yönetimle alakalı bir şey söylemeyecek misiniz? Kim gelecek yerine? Başka yönetecek göremediğim için. Peki bu yönetimden memnun musunuz şu an? Mevcut ekonomik şartlar, gelen tabii zamlar. Tabii ki de memnun değiliz de. Memnun değilim ama yine de yaparsa AK Parti. Tabii ki de yani, evet. Peki neden yapmıyor sizce? Yani şu an neden yapmıyor mesela? Niye yapmıyor? Şey niye yapmıyor ki? Ne bileyim, ekonomiyle alakalı farklı adımlar atabilir. Ya atabilir de bilmiyorum. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba. Nedir? Nasıl geliyor YouTube kanalı? Tamam, adı ne? Yok. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Hayat nasıl gidiyor? Sürünmek. Sürünüyor muyuz? Evet, aynı. Neden peki? Bu zamanda hayat diye bir şey var mı? Gerçekten yok. Ne iş yapıyorsunuz? Hastane işleri. Hastaneci misiniz? Hı-hı. Yani esnaf mısınız, çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. Ne kadar maaş alıyorsunuz sonra? Asgari ücret. Asgari ücret alıyorsunuz. Hı-hı. Peki zordur ya pastane işleri. Çok, Türkiye'de şu anda çok güzel bir şey. Asgari ücret 17, kiralar 15. 2 lirayla artamazsın, geçineceksek. Nasıl geçiniyorsunuz? Geçinmek zor, ekstradan mesela çabalaşıyoruz, ne yapalım? Teşekkür ederim. Rica ederim, kolay gelsin. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Hayat nasıl? Hayat çok zor gidiyor ya. Neden zor? Belli olmuyor mu? Neden zor? Siz söyleyin, yeni nesil sizsiniz. Ekonomi yüzünden mi? Genelde şikayet ediyorum. Yok, sıcaktan dolayıdır. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayat süper. Çok güzel. Vallahi süper. Şu anda bizim için süper. Sırrını bize de açıklar mısınız? Nasıl? Bakış açını değiştirmek. Tamam. Görüşürüz. Hayat nasıl gidiyor? Güzel. Son gelen elektrik zammından sonra doğalgaz zammını duydunuz mu? Evet. Yüzde kaç geldi? %34 doğalgaz. Elektrik de onun gibi hemen hemen. 38. Evet. Peki ne düşünüyorsunuz bu zammı? Vallahi zor. Allah yardım etsin. Yani geçinmek çok zor. Tek kişinin maaşıyla çok zor. Tek maaşla mı geçiniyorsunuz? Evet, bir eşim çalışıyor. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Zor yani. İdare, yani hep idare. Bazı şeylerden feragat ediyoruz. Yani öyle. Daha iyi olsun ister miydin? İlla ki isteriz. Her insan ister yani daha iyi yaşanmak için. Çoluk çocuğumuzun geleceği için yani. Ama şu anki yani şartlar el vermiyor maalesef. Peki bu şartların sizce sebebi nedir ülke? Vallahi nedir? Hep fırsatçılık diyorum yani. İnsanlar
nasıl diyeyim size, bazı şeyleri yani olduğu halde yok gösteriyor. Bu da şeyin, ürünlerin artmasına sebep oluyor yani, bence kendi kanaatim, kendi görüşüm. Yani olduğu halde yani millete daha pahalısına satmaya çalışıyor. Fırsatçılık diyeyim yani. Ben yani kendi görüşüm. Peki ülkedeki ekonominin, doların bir etkisi yok mu sizce? Sadece insanların fırsatçılığı. Ya illaki var ama insanlarımız aç. Bence insanlarımız aç yani. İllaki var. Yani doların da şeyin de etkisi var ama insanlarımız aç. Yani olduğu halde mesela şey, stokları şey etmiyorlar, bildirmiyorlar içeriye. Yani bence kendi görüşüm yani böyle. Sizce yönetim değişse ekonomi düzelir mi? Vallahi hiçbir zaman ben düzeldiğini görmedim. Gelen gideni arattı. Yani bu gelecek olan da bundan iyisini yapmayacak. Dediler ki mesela otoplu ulaşıma zam olmayacak dediler. Otoplu ulaşıma %20 zam geldi yani. Hiç kimsenin dediğini tutmuyor. Herkes cebini düşünüyor. Bence öyle yani, kendi kanaatimce. Yok, kesinlikle yok yani. Gelen gideni aratır. Yani iyi, bundan iyi de olacağını düşünmüyorum. Kötüye gideriz, iyi de olmayacağız. Allah bilir yani gerçi de. Bir şey diyemem yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Merhaba teyzeciğim, nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. Nasıl gidiyor hayat, iyi misin? İyi Allah'a şükür. Nasıl, geçinebiliyor musun? Geçiniyoruz eşim, emekliyim de çalışıyorum. Hem emekli hem çalışıyor. Evet, yetmiyor işte, ne yapsın İstanbul'da, yetmiyor. Emekli maaşı yetmiyor. Yetmiyor. Sadece siz ve eşiniz mi yaşıyorsunuz yoksa çocuklar falan? Çocuklarımız da var işte, torunum da var. Birlikte mi yaşıyorsunuz? Birlikte yaşıyoruz. Buna rağmen ancak geçiniyoruz. Ancak vallahi işte. Bir nasıl, de yeni yapılan emekli maaşından memnun musun peki, zamdan? 2000 liradan. Valla bizim iki kişilik 9000 gün ödemiş eşim ama biz gene bir kişi ödemiş maaş alıyoruz. Peki kaç olmasını isterdin maaş? En az hiç değilse 25 bin olması lazım. İstanbul gibi yerde her şey para. Çok pahalı her şey. Hastayız, ilaç, bir torba ilaç aldım ben. Ya şimdi bir ilaç, bir sürü para. İşin çalışmasa, ekstra çalışmasa hiç geçinemez. Geçinemeyiz. Peki bu durumun sorumlusu sence kim teyze? Vallahi işte baştakiler ne olur. Değişse düzelir mi? Vallahi inşallah değişse tabii düzelir. Sen değişsin istiyor musun yoksa iyi mi? Vallahi istiyoruz ama elimizde bir şey yok. Teşekkür ediyorum teyzeciğim. Hayırlı günler. Hayırlı günler.